Merhaba sevgili çocuklar. Evet, kitap kurdu videosu yine. Peki, ne mi var? Bakın, görüyorsunuz. Yalvaç Ural'ın Kahraman Süvariler adlı bir kitabını tanıtacağım size. Bir güzel ayracı da var. Kitabı aldığınız zaman ayracı da çıkıyor içinden. Onu hemen söyleyelim. Bakın kapak resmine. Evet. Peki hemen çevirelim mi arkasında ne var? Ne yapıyorduk? Bir kitap hakkında bilgi edinmek için buradaki yazıları okuyorduk. Dikkatimizi çekerse, seversek bu kitabı okuyorduk. Hemen o şekilde başlıyoruz tanıtımımıza. Kızıl Tüy, Beyaz Adam ve Bizim Çocuklar. Pekerler dereden su içerken biz suyun öbür tarafından sessizce olanları izliyorduk. Her şey aynen filmdeki gibi oluyordu. Herkes rolünü iyice ezberlemişti. Bu çocuklar demek ki bir film izlemişler ve oradaki bir sahneyi mi canlandırıyorlar? Bakın, Kızılderili kılığına girmişler, değil mi? Küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan sinema tutkunu çocuklar, perdeye yansıyan bu büyülü dünyayı bir Kızılderilicilik oyunuyla gerçek kılmaya çalışırsa neler olur? Çocuk edebiyatımızın önde gelen yazarlarından Yalvaç Ural'ın Karapınar'da geçen çocukluğundan izler taşıyan bu güzel ve yalın hikaye şaşırtıcı bir sonla bitiyor diyor. Bence de öyle sevgili çocuklar, okumalısınız. Evet, bakıyoruz, tekrar kapak fotoğrafına geldik. Burası daha anlamlı oldu, değil mi? Demek ki bu çocuklar bir film izlemişler ve o filmdeki bir sahneyi Kızılderililer ve beyazlarla aralarında geçen bir sahneyi canlandırıyorlar. Evet, Yalvaç Ural hakkında bilgi. Evet, ve resimleyen hakkında bilgi var. Hemen devam edelim. Bakın, görüyorsunuz. Evet. Açalım. Peki. Diyor ki kasabamız çok küçüktü. Kayalıtepe'ye çıksanız oradan kasabamızın bütün evlerini, oynadığımız boş arsayı, duvarlarla çevrili küllüğü kolaylıkla görebilirsiniz. Evet sevgili çocuklar, küllük diyor. Ben bunun anlamını size açıklarım ama şöyle de bir şey yaparsanız kelime hazineniz çok fazla ne olur genişler. Anlamını bilemediğiniz sözcükleri lütfen sözlüğe bakın. Evet. Ve böylece de ne anlama geldiğini çok doğru bir şekilde öğrenin. Evet bakın, buradan diyor köyümüzü çok kolay bir şekilde görebilirsiniz dedi. Peki köylerinde kasabamızın insanları da diyor kendi küçük dünyaları içinde yaşayan, çevrelerine saygılı, yalın, esprili, içten kimselerdi. Onların bu taşra kuruluğu içinde geçen tek düze yaşamları, yalnızca hafta sonları gelen Kasım amcanın kahvesinde oynatılan gezici sinemayla renklenir, bir başkalık kazanırdı. Demek ki bu kasabada sıra dışı olan bir tek şey var. Haftada bir ne yapıyor? Kahvede oynatılan film, değil mi çocuklar? Bir sinema oynatılıyor. Peki, devam edelim. Böyle günlerde kasabayı bir telaş sarar. Babalar biletleri erkenden alır. Evet. Peki ya anneler ne yaparmış biliyor musunuz? Anneler sabahtan akşam yemeklerini pişirir, çocuklarını yıkar, temiz giysilerini giydirirmiş ve bir bayram sevinci içinde onları hafta sonu sinemaya götürmeye hazırlanırlar. Evet, bu kim mi? Bu da Deli Mustafa. Deli Mustafa köyde bir karakter. Bu ne yapıyor? Sinema hakkında herkesi bilgilendiriyor ve onları davet ediyor. Peki devam edelim. Evet. Bakın burada bir çocuk, değil mi? Bu ne yapıyor? Diyor ki bu sayfada da kadınlar nereye oturulacak? Evli kadınlar ya da evli insanlar. İşte bekarlar nereye oturtulur? Çocuklar nereye oturturmuş bakalım kahveci? Onları anlatıyor. Bakın. Evet, peki ne izlemişler bunlar biliyor musunuz? Bir Kızılderili filmi mi? Olabilir. Peki sonra ne olmuş? Orada gördükleri bir sahneyi sevgili çocuklar canlandırmaya kalkmışlar. Yani çocukların yarısı Kızılderili, yarısı da beyazlar olmuş. Peki nasıl canlandırmışlar? Bir bakalım bakalım, bir okuyun. Oo, bir savaş mı çıkmış burada? Eyvahlar olsun. Kim kazanmıştır? Derenin içinde de mi geçmiş olabilir? Oo, burada da bir şişe mi var? Peki. Sevgili çocuklar, okuyun ve ne yapın? Merakınızı giderin. Ayrıca da kitap hakkında da yazmak isterseniz lütfen yorumlara ekleyin. Bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.